anayasa değişikliği ile ilgili sonuçların değerlendirilmesine yönelik basın toplantısını sizlerle beraber ilk defa bu mekanda yapıyoruz. Ve bu mekan şu anda bir basın toplantısına ev sahipliği yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizleri televizyonları ve radyoları başında dinleyen değerli vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylamasının sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna, farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon evet oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye demokrasisine, milletin tercihlerine, sandığına sahip çıktığı sürece Allah'ın izniyle önümüze çıkan her türlü sorunu, sıkıntıyı, krizi aşabilecek güçte ve kabiliyettedir. Bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açık, net olarak gördük. 16 Nisan halk oylaması milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesidir. Değerli basın mensupları, ekranları başında bizi izleyen sevgili milletim, bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Her zaman olduğu gibi bu halk oylamasında da mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık ve milletimizin teveccühüyle tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz. Bilindiği gibi anayasa değişikliği sadece 18 maddeden oluşmasına rağmen içeriği itibariyle köklü bir değişim arz etmektedir. Bu mesele ülkemizin gündeminde aslında uzun zamandır konuşuluyor. Örneğin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemden bu yana sürekli medyanın bana sorduğu sorulardan bir tanesi olmuştur. Daha sonra birçok panellerde karşılaştığım sorulardan bir tanesi olmuştur. Başbakan olduğumuz dönemde yine aynı şekilde bu soruyla her zaman karşı karşıya olduk. Şimdi ise yapılan kamuoyu araştırmaları 2015 yılı başında başkanlık sistemine geçiş konusuna verilen desteğin %25-30'lar düzeyinde olduğunu gösteriyor. Burası özellikle çok büyük önem arz ediyor. İşte böyle zor bir süreç sonunda bugün Türkiye 25 milyon evet oyuyla kararını vermiştir. Halk oylaması boyunca evet için çalışan, bu yönde kararlı bir duruş ve yoğun bir çaba gösteren AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye, STK'lar ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Verilen tüm oylar elbette önemlidir. Ama özellikle
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki oyların ayrıca önemi olduğunu da burada vurgulamak isterim. Partilerin halk oylamasındaki pozisyonlarını dikkate aldığımızda Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi olacaktır. Buradan ülkemizin tamamıyla birlikte bu bölgelerimizdeki vatandaşlarımıza tercihlerini ülkemizin birliğinden, beraberliğinden, kardeşlikten yana kullandıkları için hasreten şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Gerek halk oylaması sürecinde, gerekse sandık başında tercihini evet yönünde ortaya koyan herkese, şahsıma gösterdikleri güven ve teveccüh için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin evet yönünde çıkmış olması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milletimiz tarafından kabul gördüğünü ifade etmesi bakımından bizim için ayrıca değerlidir. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarım, bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi bu anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya Kurtuluş Savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya darbe dönemlerinde olmuştur. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok çok önemli. Bu değişim elbette anayasa değişikliğiyle gerçekleşiyor. Ama 16 Nisan bugüne kadar yapılan anayasa değişikliklerinin çok ötesinde bir anlama sahiptir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yürütme, yasama ve yargı erkleri arasındaki ilişkiler birbirlerinden tamamen ayrılmıştır. Bu üç organ kendi alanlarında yapacakları çalışmalarla aynı ortak hedefe, yani tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet amacı doğrultusunda hizmet verecektir. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarım, 16 Nisan evet veya hayır diyen herkesin, 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometre kare toprağıyla tüm Türkiye'nin zaferidir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu zaferin önemli bir parçasıdır. Bu süreç içerisinde özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın ne çileler çektiğini hep birlikte yaşadık. Ve onlar demokrasi mücadelesini gurbette verdiler. Ama asla demokrasiden taviz vermeden bu mücadeleyi verdiler. Ve şimdi nihai neticeler açıklandığında verdikleri bu mücadelenin ne kadar verimli, ne kadar bereketli olduğunu da gördük, görüyoruz. Halk oylaması bitmiş ve o süreçte yaşanan tartışmalar geride kalmıştır. Ama önümüzde yepyeni bir dönem vardır. Bilindiği gibi anayasa değişikliğinin tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili değişiklikler 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması öngörülen seçimlerle birlikte yürürlüğe girecektir. Önümüzde bu tarihe kadar yapılması gereken pek çok iş var. Çünkü 3 Kasım 2019 tarihinde bu ülkenin yönetimine talip olacak herkesin milletimizin karşısına çok güçlü bir hazırlıkla çıkması gerekiyor. Artık sadece sloganlarla, sadece belirli değerlerin istismarıyla bu ülkede Cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmek mümkün değildir. Milletimizin gönlünü kazanmanın, özellikle bu tür bir
tavrın yanında geleceği için de söyleyecek sözünüz, hayata geçirecek projeniz veya projeleriniz, projelendirilmiş yatırımlarınız olmak zorundadır. Başka türlü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neticeye ulaşmak mümkün değildir. Ülkemizin yönetimine talip olmak isteyen herkes için hazırlık yapmak üzere 2019 yılına kadar önemli bir zaman vardır. Bakınız, bugüne kadar 7 biliyorsunuz halk oylaması bizim ülkemiz geçirmiştir. Bu 8. halk oylamasıydı. Ve bütün bu halk oylamalarının şöyle bir masaya yatırıp ne getirmiştir, ne götürmüştür diye baktığımızda bu halk oylamasının, bu referandumun çok çok anlamlı olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu gerçekten Türkiye'nin geleceğine, istikbaline hem inşa hem ihya adımı olarak büyük önem arz etmektedir. Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında fayda görüyoruz. Aynı şekilde diğer ülkelerin ve kurumların da milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz. Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin ülkemizle ilişkilerini, terörle mücadelemiz başta olmak üzere hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz. Bir kez daha halk oylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve yine özellikle başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere bunun yanında tüm sandıklarda görev alan vatandaşlarıma, memur olur, siyasi partilerin temsilcileri olur, çok çok teşekkür ediyorum. Sandığa giderek demokrasisine, iradesine, geleceğine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma kalbi şükranlarımı bildiriyorum. İlginiz ve iştirakiniz için de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.